Herkese merhabalar. Bugün robot topluluğu Temiz Enerji Kulübü'nün SolidWorks eğitimlerinin 8. videosunda assembly konusunu anlatmaya çalışacağım. Önce videonun genel olarak içeriğinden bahsedeyim, nasıl işleyeceğimizden. İlk olarak assembly dosyası nedir? Biz bunu ne için kullanıyoruz? Bunu anlatmaya çalışacağım. Daha sonra assembly dosyasının genel yapısı, sonra belli standart mate'ler ve birkaç tane advanced mate'i nasıl kullanacağımızı göstereceğim. Daha sonra toolbox komponentlerini dosyamıza nasıl ekleyeceğimizi anlatacağım. Son olarak da dosyamızda farklı konfigürasyonlar oluşturmayı ve bu konfigürasyonlardan bir tanesi olan Exploded View'i oluşturmayı göstereceğim. Öncelikle yeni bir dosya açarak başlayabiliriz. Karşımıza çıkan menüde 3 tane seçenek var. Bunlardan ilki part. Şu ana kadar hep part üzerinden bazı parçalar çizmeyi öğrendiniz. İkinci parça assembly. Türkçesi montaj. İsminden de anlayacağınız gibi oluşturduğumuz farklı parçaları bir araya getirmemizi sağlayacak bu dosya. Buna ne için ihtiyacımız var? Çevremizde kullandığımız parçaların birçoğu farklı parçalar, kullandığımız ürünlerin birçoğu farklı parçalardan oluşuyor. Farklı parçaların bir araya gelip belli bir işi yapabilmesi için tasarlanıyorlar. Biz de tasarlarken bir ürünü öncesinde o ürünün doğru çalışıp çalışmadığını, parçaların birbirine uygun bir şekilde montajlanabilip montajlanamadığını öncesinden görmek istiyoruz. Bu nedenle bu işi sanal ortamda yapabilmek için assembly dosyalarını kullanıyoruz. Burada seçeneğin üzerine çift tıklayarak assembly dosyamı açabilirim. İlk olarak bir tane benden parça seçmemi istiyor. Burada klasörüme geliyorum ve bir tane parça seçeceğim. Yapmak istediğim ürünü oluşturabilmek için. İlk parçayı seçerken dikkat etmemiz gereken bir konu var. İlk parça SolidWorks'te olduğu yere sabitleniyor. Hareket edemeyecek bir parçayı seçmemiz o yüzden bizim için daha iyi olacaktır. Burada örnek olarak birkaç tane parça hazırladım. Bunlar üzerinden SMD'de nasıl çalışırız bunu göstereceğim. Parçamı ekliyorum ilk parçamı. Gördüğünüz gibi bu şekilde parçamı görebiliyorum. Sol tarafta tike basarak parçamı sabitledim. Ve yeni parçalar ekleyerek devam edeceğim. Daha öncesinde genel olarak dosyanın yapısından bahsedeyim. Yine part dosyası gibi sol tarafa baktığımız zaman bir tane ağaç var ve 3 tane düzlemimizin olduğunu görüyoruz. Ve alt tarafta orijin ve daha altında dosyanın içerisindeki parçaların listesini görüyoruz. Şu an sadece bir tane parça var. O yüzden sadece bir tane parçayı görüyorum. Bu menüyü açtığımız zaman bu parçanın içerisinde ne varsa onların hepsini görebiliyorum. Bunu kapatıp altta parçalardan farklı olarak bir de mates denen bir seçenek var. Bu mates de parçaların arasındaki ilişkileri eklediğimde bu listede gözükecek. Farklı eklediğim mates'ler yani ilişkiler bu listede gözükecek. Şimdi devam edebilmek için yeni bir parça eklemek istiyorum. Burada yukarıda farklı olarak assembly denen bir seçenek var. Bir sekme açıldı. Bu sekme içerisinde assembly'de kullanacağım komutlar var. Bunlardan ilki en önemlisi belki de insert component benim yeni parçalar eklememi sağlıyor. Bunun üzerine tıklayıp açılan klasörden farklı parçaları seçebilirim. Şu an bu parçayı seçmek istiyorum. Açıyorum.
Bunu ekleyeceğim fakat eklerken yine dikkat etmem gereken bir nokta var. Bir parçayı eklerken sol taraftaki bu tike basmıştım. Eğer yeniden bu tike basarsam bu parçayı olduğu yerde bu gözüken yerde sabitleyecek ve ben bunu hareket ettiremeyeceğim. Fakat ben böyle olmasını istemiyorum. Ben istediğim gibi hareket ettirebilmeyi ve istediğim yere bu parçayı sabitlemek istiyorum. O yüzden burada parçanın yanına uygun gördüğüm bir yere tıklıyorum. Ve bu açıdan bakacağım. Şimdi bunu elinizde parça olarak düşünün. Buradaki kapağı bu parçanın üzerine kapatmak istiyorum. Ve deliklerinin aynı hizasında olmasını istiyorum. Bunu SolidWorks'e söyleyebilmek için adım adım söylememiz gerekiyor. Bunun için mate'leri kullanıyoruz. Yukarıda assembly sekmesinde mate kısmını görebilirsiniz. Bir tane ateş işareti var. Buna tıklarsam farklı mate'leri sol tarafta açılan menüde görebiliyorum. Standart mate'lerden başlayacağız. Bunlardan ilki coincident, yani çakışık. İki yüzey seçtiğimde veya iki tane doğru seçtiğimde veya iki tane nokta seçtiğimde bunların birbiri üzerinde çakışık olmasını bu mate ile sağlayabilirim. Ben bu kapağın buraya tam oturmasını istiyorum. O yüzden coincident'a tıklayıp önce bu yüzeye tıklıyorum. Daha sonra bunların çakışık olmasını istediğim ikinci yüzeye tıkladığımda bunlar çakışık hale getirilmiş oldu. Okey diyorum ve mate kısmından çıkıyorum. Şu anda bu parçayı hareket ettirebiliyorum. Fakat az önceki kadar serbest bir biçimde hareket ettiremiyorum. Tepeden bakarsak burada bu iki yüzeyin çakışık olduğunu ve dışarı çıkaramadığımı görebilirim. Şimdi bir tane de bir de bu noktaların şeylerin deliklerin birbiriyle aynı hizada olmasını istiyorum. Bu nedenle yeniden mate komutuna geliyorum. Ve bu sefer konsantrik mate'ini kullanacağım. Bu da ne demek? İki tane silindirik yüzeyin veya iki tane çemberin birbiriyle eş merkezli olmasını istersen bu mate'i kullanabilirim. Buraya tıklıyorum ve önce bu yüzeye sonra bunun içindeki silindirik yüzeye basarsam bu ikisini tek bir noktaya getirmiş oldu. Bunu yeniden oynatmaya çalıştığımda bunlar artık eş merkezli olduğu için bu noktanın etrafında hareket edebildiğini görüyorum. Diğer deliği de aynı şekilde eş merkezli yaparsam bu parçayı olduğu yere sabitlemiş olacağım. Bundan önce bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Sol tarafta gördüğünüz menüde ilk parçanın başında parantez içinde F yazıyor. Bu o parçanın sabitlendiği anlamına geliyor. Başta da bahsettim. İlk parça dosyaya eklediğimiz ilk parça sabit olarak geliyor. Ve ikinci parçanın yanında da parantez içinde ekli diye bir seçenek var. Bu da o parçanın tam tanımlı olmadığı anlamına geliyor. Yani ben bu parçanın hareketini tam olarak istediğim şekilde tanımlamadım anlamına geliyor. Bu parça tanımlamadığım şekillerde hareket ettirilebiliyor. Bunu da önleyebilmek için diğer mate'i ekleyerek devam edebilirim. Yine mate seçeneğine sıkılıyorum. Yeniden bir kez daha konsantrik olmasını istediğim için konsantreye tıklıyorum. Ve az önce yaptığım gibi iki tane silindirik yüzeye sırasıyla bastığım zaman bu yüzeylerin birbiriyle eş merkezli hale gelmesini sağlamış oldum. Devam edebilmek için bu dosyaya başka parçalar eklemek istiyorum. Bunun için de az önce kullandığım gibi Insert Component kısmına geldim. Karşımda yeniden bir klasör açıldı. Buradan bu diğer üçüncü parçamı eklemek istiyorum.
Yine az önce yaptığım gibi buradaki tike basmıyorum. Onun yerine herhangi bir yere getirip uygun bir yere tıkladığımda bu parçayı eklemiş oldum. Şimdi bu parçayı ekledim. Yine aynı şekilde bu delikleri eş merkezli yaptığımız gibi bu iki deliği de seçip birbiriyle eş merkezli yapabiliriz. Bu mate komutu altında. Fakat bunu biraz daha hızlı yapabilmek için bu mate'e hiç girmemize dahi gerek yok. Önce bu deliğe tıklıyorum. Daha sonra bilgisayarımın kontrol tuşuna basılı tutarak bu deliğe tıkladığımda bu iki deliği birden seçmiş oluyorum ve karşıma küçük bir menü açıldı. Bu menüde oluşturabileceğim farklı mate'leri gösteriyor. Ve bunlardan bir tanesi koyu, iki tane silindirik yüzey seçtiğim için bunların eş merkezli olmasını isteyebileceğimi düşünüyor SolidWorks. Bu nedenle bunu öneriyor. Ben de bunu istiyorum zaten. Bu yüzden buna tıklayarak devam edebilirim. Şimdi belli temel mate'leri gösterdik. Biraz daha ileri seviye kullanabileceğiniz mate'lerden bir tanesini göstermek istiyorum. Ben bu parçayı olduğu yere deliğini sabitledim. Fakat ben bunu tam olarak ortalamak istiyorum. Bunu ortalamak için az önce yaptığım gibi bir yerle coincident yapamam. Çakışık olan bir yüzey olmasını istemiyorum. Bu yüzey arasındaki boşlukla bu yüzeyle bu yüzey arasındaki boşluğun birbirine eşit olmasını istiyorum. Bunun için de mate kısmına geliyorum. Burada kullandığımız standart coincident, paralel, perpendicular gibi mate'lerin dışında aşağı indiğim zaman advanced mate seçeneği var. Buna tıkladığım zaman width seçeneğine tıklarsam karşıma iki tane menü çıkıyor. Önce sabit olan kısımdaki yüzeylere tıklıyorum. Daha sonra bu yüzeylerle eşit uzaklığa sahip olmasını istediğim sonradan eklediğim parçanın yüzeylerine tıkladığım zaman buradan baktığımda bu yüzeyler arasındaki boşlukların tam olarak birbirine eşit hale getirildiğini görüyorum. Standart mate'lerde diğer paralel perpendicular gibi mate'leri çok ayrıntılı bir şekilde tekrar tekrar üstünden geçmem gerektiğini düşünmüyorum. İsminden anlaşılıyor. Şimdi devam edeceğim yeni parçalar ekleyerek dosyamı geliştirmeye, dosyamı tamamlamaya. Şimdi hazırladığım 3 parçayı da ekledim ve bu kırmızı parçadan bir tane daha eklemek istiyorum. Öyle bir sistem kurmuşum ve bu parçadan 2 tane gerekiyor. Bunu yapmak için yine az önce yaptığım gibi Insert Components'a gelip dosyadan bu parçayı yeniden seçebilirim. Fakat bunu biraz daha hızlı yapmak için kontrol tuşuna basılı tutarak bu kırmızı parçayı tıklayıp sürüklersem bu parçanın aynısından bir tane daha dosyaya eklemiş oluyorum. Sol taraftaki menüde de bunu zaten görebiliyorum. O parçadan bir ilk sırada bir de en son sırada olduğunu görüyorum. Şimdi bununla ilgili mate'leri de hızlı bir şekilde yapabiliriz artık. Az önce gösterdiğim gibi bu yüzeye tıklıyorum ve diğer yüzeye kontrol tuşuna basılı tutarak tıkladığımda karşıma küçük bir menü çıkıyor. Yukarıda mate komutuna basmama dahi gerek kalmadan bu menüden bunların konsantrik olmasını istediğimi söyleyebilirim. Ve bir şey daha istiyorum. Bu yüzeyle bu yüzeyin birbirine teğet olmasını istiyorum. Bunların birbirine girmesini istemiyorum. Burada da yine bu iki yüzeye kontrol tuşuna basarak seçtiğimde karşıma çıkan küçük menüden Tangent seçeneğini seçersem bu iki yüzeyin birbirine teğet olacağını garantilemiş oluyorum.
Aynı şekilde bu yeni eklediğim parçayı da ortalamak istiyorum bu beyaz parçaya göre. Bunun için de az önce kullandığım gibi width komutunu kullanabilirim. Advanced Mate seçeneğinden width'e tıklayarak bu yüzey, bu yüzey ve beyaz parçadaki bu iki yüzeyi sırasıyla seçtiğim zaman bunları ortalamış oluyor. Bu şekilde oldu ve bir şey daha istiyorum. Bunun hareketini daha rahat görebilmek açısından bu yüzeyle bu yüzeyin birbiriyle her zaman paralel olmasını istiyorum. Ve bu yüzden az önce yaptığım gibi bunlara kontrol tuşuna basılı tutarak seçtiğim zaman çıkan küçük menüden bunların paralel olması gerektiğini söyleyebilirim. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir şey eksik. Bu tarafta kapağı var fakat bu tarafta kapak yok. Bu kapağı, mavi olan kapağı buraya da eklemek istiyorum. Az önce yaptığım gibi bunun üzerine kontrolle basılı tutup bu parçayı sürüklersem, kırmızı parçayı yaptığım gibi, bu parçadan bir tane daha dosyaya eklemiş olurum. Fakat bundan da iyisi bu parçayı mate'leriyle birlikte kopyalamak olur. Benim daha sonra mate'lerini oluşturmam daha harcadığım vakti de kısaltabilmem için. Bunun için parçaya sağ tıklıyorum ve Copy with Mate seçeneğine tıklıyorum. Sol tarafta bir menü açıldı. Bu menüde hangi parçayı kopyalamak istediğimi soruyor. Ben zaten seçtiğim için başka bir şey seçmeme gerek yok. Ve yukarıda iki tane ok var. Buradan bir ileriki adıma geçebilirim. Bu listede şu ana kadar hangi make'leri bu parçaya uyguladığımı görebiliyorum. Ve farklı renklerle hangi yüzeyleri seçtiğimi de turuncuyu ve mor renklerle gösteriyor. Ben kopyalayacağım parçanın bu yüzeye coincident olmasın değil, bu sefer bu yüzeyle coincident olmasını istiyorum. Buraya tıkladığım zaman buraya bir parça getirdim. Ve iki tane de deliğin konsantrik olacağını söyledim. Bu delikleri de sırasıyla seçersem bunu ve karşısındaki deliği seçmiştim. Bu şekilde başarılı bir şekilde bu parçayı eklemiş oldu. Tike basarak bu menüden çıkabilirim ve bu parçanın mate'lerini teker teker yeniden ekleyip yeniden yapmaktansa bu şekilde parçayı kopyalamış oldum ve bu parçadan bir tane daha listeme eklemiş oldum. Şimdi ilk başta bahsetmiştim. Burada Make diye bir seçenek var ve burada baştan itibaren yaptığım tüm mate'leri sırasıyla görebiliyorum. Ve bunları istersen düzenleyebiliyorum da. Mesela ilk yaptığım mate'i ben bunların ilk başta çakışık olmasını istemiştim. Fakat kararımı değiştirip bunların arasında belirli bir boşluk olmasını isteyebilirim. Buraya sağ tıklayıp Edit Feature seçeneğine tıklarsam burada ilk başta Coincident seçmiştim. Daha sonra sadece paralel olmasını isteyebilirim veya alt tarafta Standard Mesh'in en altında Distance diye bir seçenek var. Buraya tıklarsam aralarında belirlediğim bir mesafede boşluk olmasını sağlayabilirim. Şu an aralarında 5 mm boşluk olmasını istiyorum. Ve tamam diyorum. Gördüğünüz gibi listede az önce coincident olan şey şu an distance olarak değişti. Bu şekilde aralarında belli bir boşluk olmasını sağlamış oldum ve tam olarak 5 mm istediğim için tam olarak aralarında 5 mm olacak boşluk var. Veya daha farklı bir mate kullanabilirim. Yeniden edit feature diyorum. Aralarında tam olarak 5 mm olmasını istemektense aralarında bu şekilde advanced mate'e basıyorum ve
5 ile 0 mm arasında herhangi bir değer olabileceğini de söyleyebilirim. Advanced Mate'e geldiğim zaman zaten kendisi otomatik olarak seçti. Burada limit distance diye bir seçenek var. Burada bu arasındaki mesafenin, bu iki yüzeyin arasındaki mesafenin en düşük ve en yüksek değerlerinin ne olacağına karar verebilirim. Burada iki tane seçenek var. Bir tanesi üstüne getirdiğim zaman yazıyor. Bunun maksimum değerini buraya giriyorum ve buraya da minimum değerini girebilirim. Buraya sıfır değerini giriyorum ve tamam diyorum. Şimdi bunun hareketinin nasıl etkilendiğine bakalım. Şu an daha fazla dışarı çıkaramıyorum ama içeri getirebiliyorum. Ve az önceki gibi parçanın içine de giremiyor. Sadece daha dışarı çıkabiliyor veya içeri girebiliyor. Arasındaki mesafeyi sabitlemiş oldum. Şimdi bunları gösterdiğim için bunu yeniden ilk baştaki haline getireceğim. Düzenle dedim ve standart mate'den constant olarak seçiyorum. Devam ediyorum. Şimdi de yine mate seçeneğinden en altta olan angle mate'ini göstermek istiyorum. Bu da iki yüzey arasındaki açıyı belli bir değere sabitlememizi sağlıyor. Burada bu yüzeyi ve bu yüzeyi sırasıyla seçersem ve burada istediğim değeri yazarsam 150 derece olmasını istiyorum mesela. Tam olarak istediğim açıda bu iki yüzeyi birbirine sabitlemiş oldum. Aynı şekilde diğer mate'ler gibi burada da bu mate gözükebiliyor. Ve bunu daha sonra hem bu değerini hem de mate'in çeşidini daha sonra değiştirebiliyorum. Aynı limit distance mate'i gibi açısal mate'ler içinde limit angle denen bir mate var. Bunda da yine advanced mate kısmına geliyorum ve limit angle'a tıklıyorum. Bu iki yüzey arasındaki açının minimum ve maksimum değerlerinin ne olacağına önceden karar verebiliyorum. Burada minimum değerinin bu açının 150, maksimum değerinin de 180 olmasını istiyorum. Buradan bu değerleri girdikten sonra tamam dersem ve mate'den çıkarsam şu an bu parçaların yine hareket edebildiğini fakat benim istediğim değerlerin dışına çıkmadığını görüyorum. Şimdi genel olarak mate'lerin, standart mate'lerin neredeyse hepsinden ve birkaç tane kullandığımız advanced mate'den bahsettim. Şimdi toolbox komponentlerini nasıl ekleyeceğiz ve bunu bu bizim ne işimize yarıyor? Bundan bahsetmek istiyorum. SolidWorks Toolbox, SolidWorks'ün bir eklentisi ve hazır alacağım belli standartlardaki parçaları otomatik olarak ekleyebilmemi sağlıyor montaj dosyalarıma. Bunun için Assembly sekmesinden SolidWorks Add-in sekmesine gelmem gerekiyor. Eğer bu sekme yoksa herhangi bir sekmeye sağ tıklayıp Tabs kısmından SolidWorks Add-ins'i açabilirsiniz. Burada Toolbox kullanmadan önce Toolbox eklentisinin açık olması gerekiyor. Ben de şu an açık. Eğer açık değilse siz de buraya tıklayarak bu eklentinin açılmasını sağlayabilirsiniz. Bu eklentiyi kullanabilmek için de sol taraftaki menüden burada kitaplık segmentinin üzerine tıklıyorum. Ve şöyle bunları kapatıp göstereyim. 3 farklı seçenek çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Toolbox. Bu Toolbox'ta burada gördüğünüz farklı standartlardaki parçaları dosyama rahatlıkla ekleyebiliyorum. Ve aynı şekilde bunlar farklı standartlar ve arkada da farklı markaların
farklı firmaların ürettiği standart parçaları da hazır bir şekilde ekleyebiliyorum. Şu anda ISO standartlarında birer tane çivi vida eklemek istiyorum bu deliklere. O yüzden buraya tıklıyorum ve 3 farklı seçenek var farklı standartlarda. Ben şu an bu standartta istiyorum. Bunun üzerine basılı tutup dosyamın üzerine sürüklediğim zaman ve istediğim deliğin yakınına getirdiğim zaman otomatik olarak konumunu buluyor ve yerleştiriyor. Buraya bıraktım. Sol tarafta bir menü açıldı. Buradan bunun boyutlarını ve özelliklerini değiştirebilirim. Boyutum 8 milimetreydi. O yüzden M8 kullanmak istiyorum. M8 olarak seçtim. Ve sol taraftan başka özelliklerini, uzunluğunu, ne kadarında diş olacağını vesaire seçip düzenleyebiliyoruz. Şimdi tamam diyorum ve tamam dedikten sonra başka aynı parçadan daha fazla ekleyebilmem için bir şey çıktı. Az önce yaptığım gibi bir deliğin yakınına geldiğim zaman otomatik olarak algılıyor ve o deliğe tam olarak oturtturuyor. Deliğin içini seçersem tam olarak başının nerede olacağını anlamayabiliyor ama dış tarafını deliğin yakınında yüzeye tıklarsam tam olarak uygun yere oturmasını sağlıyor. Diğerlerini de ekleyeceğim, devam edeceğim. Deliklerin yakınlarına doğru tutuyorum ve gerisini otomatik bir şekilde yapıyor. Bu şekilde 8 tanesini de eklemiş oldum. Sol tarafta parça listemde yan tarafında toolbox işareti olan parçalar eklendi. Ve bunlar önceki parçaları tam olarak tanımlamıştım, hareketini tanımlamıştım. Bunlar tam olarak tanımlı değil. Ama hazır eklenen mate'ler de var. Yani ben hiçbir mate eklememe gerek kalmadan deliğin yakınında tuttuğum için burada bu menüyü açıp ilk kısımda bu parçanın mate'lerini görebilirim. Ve iki tane mate eklemiş her bir parça için. Bunlardan bir tanesi konsantrik, hangi delikte olacağını gösteriyor. Diğeri de coincident, başının tam olarak nereye yaslanacağını gösteriyor. Ben yüzeye tıkladığım için zaten bu ikisini de kendisi algıladı. Ve bunları bu şekilde oluşturmuş oldu. Sadece bir eksiği var şu anda. Bunun tam tanımlı olmamasının sebebi bunların her biri kendi etrafında dönebiliyor. Fakat ben bunların dönmesini istemiyorum. Bunların dönmesini neden istemiyorum? Bunların dönmesi benim mekanizmamda bana hiçbir şey katmıyor ve fazladan SolidWorks'ün her seferinde bunların dönebilme olasılığını hesaplaması gerekiyor. Ben bunların dönmesini istemiyorum o yüzden. Bunları bir mate ile mate'lerini editleyerek dönmesini engellemek istiyorum. Az önce açtığım kısımda bu parçanın mate'lerine bakıp ilkini editlemek istiyorum ve açtığım zaman concentric'in altında lock rotation diye bir şey çıktı. Burada dönüşünü kitleyerek şu an olduğu kısımda durmasını ve dönememesini sağlayabilirim. Buraya tıklıyorum. Okey diyorum, çıkıyorum. Şimdi bu menüyü kapatabilirim. Aynı şekilde buradan gördüğüm gibi aşağıda tüm mate'leri gördüğüm kısımda da bu mate'leri görebilirim. Ve şuradan itibaren alttaki mate'lerin tamamı bu eklediğim toolbox komponentleri ile ilgili otomatik oluşturulmuş mate'ler. İlkinde düzenleyip
Lock rotation dediğim için yer hepsinde iki tane çember içi boş olarak gözükürken bunda içteki çemberin içi dolu olarak gözüküyor. Diğerlerinde az önce yaptığım gibi bunları editleyerek lock rotation ekleyerek bunların dönüşünü kısıtlayabilirim. Veya daha hızlı olmak adına sağ tıkladığımda da ilk seçenek zaten lock rotation olarak çıkıyor. Bu şekilde tıkladığım zaman da bunların dönüşünü olduğu yerde kilitlemiş oluyorum. Veya bunları teker teker yapmaktansa bunları bir arada seçip de bunların dönüşünü kısıtlayabilirim. Kontrol tuşuna basılı tutarak bunları teker teker seçiyorum ve sağ tıklayıp lock rotation diyorum. Bunların hepsinin dönüşü sabitlenmiş oldu ve listeye baktığım zaman hiçbirinin başında parantez içinde eksi işareti yok ve sağ tarafta aşağıda da dosyamızın tam tanımlı olduğunu, fully defined olduğunu görebiliriz. Şimdi toolbox komponentlerinden de bahsettim. En son dosyaya farklı konfigürasyonları nasıl ekleyeceğiz, nasıl oluşturacağız, bundan bahsetmek istiyorum. Burada sol tarafta bizim parça listemiz var. Gördüğümüz bir ağaç şeklinde gördüğümüz parça listemiz var. Bunun haricinde farklı sekmeler de var. Bunlardan üçüncüsü Configuration Manager. Burada farklı konfigürasyonları yönetebiliyoruz. Farklı konfigürasyonlar oluşturabiliyoruz. Aynı parçanın farklı şekillerdeki versiyonlarını oluşturabiliyoruz. Burada ilki default olarak gelmiş. Bunun ismini değiştirebilirim veya buradaki özelliklerini değiştirebilirim. Şimdi yeni bir konfigürasyon eklemek istiyorum. Buraya sağ tıklayıp Add Configuration demem yeterli. Benden bir isim istiyor. Bunun için yeni yazıyorum ve istediğim ismi yazdıktan sonra konfigürasyonumu açtı. Şu an yeni konfigürasyondayım ve o konfigürasyondaki parçanın halini düzenleyebilirim. Ben bu konfigürasyonda toolbox komponentlerini istemiyorum. Zaten o delikler olduğu için gerekli değil ve bu parçaları bu konfigürasyonda görmek istemiyorum. Bunun için bunların hepsini seçip sağ tıklayıp yukarıda suppress diyebilirim. Yani bu parçaları devre dışı bırakmış oluyorum. Bu konfigürasyonda açtığımda parçayı bu parçaları hiç hesaplamıyor. Bu parçaların konumlarını hesaplamıyor. Ve sadece geriye kalan parçaları hesaplıyor. Yine ilk konfigürasyona geldiğimde burada parçaların yeniden geldiğini görüyorum ve yeni oluşturduğum konfigürasyonda bunların olmadığını görüyorum. Farklı konfigürasyonlarda yapabileceğim bir diğer şey de mate'leri yönetmek. Farklı mate'leri devre dışı bırakabilirim veya yeni mate'ler ekleyebilirim farklı konfigürasyonlar için. Veya mate'lerin değerlerini değiştirebilirim. Bunun için şu anda yeni konfigürasyondayım. Ve bu limit angle kısmına gelip buraya şekil üzerinde 150 derece ve 180 derecenin gözüktüğü kısmına gelip çift tıklayarak bunun değerlerini değiştirebilirim. En büyük değeri için yine 180 derece olmasını istiyorum. Minimum değeri için de 90 derece olmasını istiyorum. Bunun sadece bu konfigürasyonda değişmesini istediğim için sağ tarafta bir menü var. Bu menüye tıklarsam This Configuration mı? All Configurations mı? Bunu hangi konfigürasyonlarda bu değeri değiştirmek istiyorsam bunu seçebilirim. Ben sadece bu konfigürasyon için bu değerleri değiştirmek istiyorum. Diğer konfigürasyonda değerin aynı kalmasını istiyorum. Bunu seçtikten sonra tamam diyorum. Ve bu menüden çıkıyorum. Şimdi bunu oynatmaya çalıştığımda 90 dereceye kadar çıkıyor. Ve yine 180 derecede kalıyor. İlk oluşturduğum konfigürasyona da bakıyorum ve burada 90 dereceye kadar gelmediğini ve 150 dereceden daha fazla gidemediğini görüyorum.
Burada farklı konfigürasyonları oluşturdum. Son olarak assembly kısmına geliyorum ve exploded view oluşturmak istiyorum. Bu da ne demek? Bu montaj dosyası farklı parçalardan oluştu ve bu farklı parçaların neyin nerede olduğunu görebilmek için bu parçaların ayrılmış halini bir konfigürasyon halinde oluşturabilirim. Bunun için exploded view'e basmam gerekiyor ve farklı stepler ekleyeceğim. Farklı stepler eklemek için bir tane parçanın üzerine tıklıyorum ve bu parçayı istediğim şekilde çıkartabilirim. Bu parçanın ayrı bir şekilde gözükmesi için bunu uzakta bir yere götürüyorum. Sürüklemem yeterli sadece. Aynı şekilde buradaki parçayı da tıklıyorum ve bunu da sadece bu parçayı tıkladım. Bu şekilde sürükledim ve bu ilk step'i eklemiş oldum. Done diyorum. Yeni bir step ekleyeceğim. Bu sefer bu parçaya tıklıyorum. Parçanın bu şekilde çıkmasını istiyorum. Aynı şekilde bu adımı da ekledim. Tamam diyorum. Ve bu şekilde farklı parçaları çıkartarak neyin nerede olduğunu ayrı bir şekilde görebilmemi sağlıyor. Tamam diyorum ve en son bu şekilde Explode View görünümü oluşturmuş oldum. Konfigürasyonlara geldiğim zaman bu yeni konfigürasyonun içinde bir asıl konfigürasyon ve Exploded View kısmını görüyorum. Bunların arasında çift tıklayıp diğerine geçtiğim zaman bu konfigürasyonun açık ve kapalı hallerini görmüş oluyorum. Bir de bu parçaların tam olarak nasıl montajlanacağını görmek için Exploded View'e sağ tıklayarak Animate diyebilirim. Burada da adım adım hangi parçanın nasıl yerleştiğini görebiliyorum. Bu klibi kaydedebiliyorum. Bu animasyonu kaydedebiliyorum. Yeniden oynatabiliyorum. Ve bu şekilde assembly kısmının sonuna gelmiş olduk. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste technical drawings kısmını göreceğiz. Şimdilik bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.